Temmuz ayında 10 derece sıcaklıkta ve full yağışlı Bolu Aladağlar'da dostlarla geçirilen iki gece. GC Akademi Butik İngilizce Dil Okulu katkılarıyla. Evet arkadaşlar, bu hafta Elif Hanım yok. Ne demek yok canım? Ben hep yanındayım. Bakalım Gürcan Bey arkadaşlarıyla neler yaşamış? Arkadaşlarımızla kampa gideceğiz. 3 talihli arkadaşımız bu hafta Bolu'nun dağlarında kamp yapacağız. Güzel bir noktaya gitme düşüncemiz var. Bakalım bizi neler bekliyor. İlk talihlimiz Melih Bey. Seni meşhur edeceğim. 50 kişiyle. Ne getirdin? Çift kişilik bir yatağımız var. Bir yastık. Bir şeyin yokmuş lan. Geçen sefer daha çok eşyam vardı senin. Ama bu beni kurtardı işte. Ben battaniye yorgan getiriyordum 2-3 tane. Hep dediğim şey işte. Etiketi üzerinde. Sıfır. Kasım'dan beri böyle duruyor. 15 derecede -30'da yatacaksın şimdi. Terlik merlik. Bir de normal ihtiyaçlar işte. Çok güzel. Çok güzel. Unolarımız, kıyafetlerimiz. Diğer talihlilerimiz de geldi. Selam. Aleyküm selam. Bende cüzdan yok zaten. Cüzdanı bırakmışım. Unutmuşum yani. Çaktırma. Elif %5 para puan kazanıyormuş alışverişte. Saat 8'de başladığımız yolculuğumuzu saat 1.15'te tamamladık. Fakat bölgenin kesim sahasına dönüşmesinden dolayı bir saat daha orman içlerinden devam ederek başka bir noktaya geçtik. Gençler nasılsınız? Çocuklar beni YouTube'da izlemek istiyor. Gürcan. Aa öyle mi? Tamam. Bunu koyalım o zaman. Selam Yiğit, selamlar. Çocuklarıma buradan selam olsun. Oo iyi yağıyor. Ortamımız şahane. Gürcan rakım neymiş? 1550 mi? 1560 mı ne? Dün nasıl getirdim ama sizi? 6 saat dolandırarak benim rutin halimdi. Sen bak şimdi bunu koyacağım. Arkadaş da biliyor. Onu da Fethiye'ye götüreceğim diye Isparta'dan bir başlattım. Ama adam 6 gün sonra Fethiye'ye gidebildi. Siz çok yoğundu. Evet. O gazeteliki değil. Onun haricinde keyifliydi yani. Orman yolları... Oğlum vaşak gördük daha, vaşak vaşak. Ben sizi de kıştım ama. Siz uyuyordunuz. Ben de vaşak gördüm. Siz görmediniz mi onu? Ben kadar. Vaşak dediniz, gözümü açtım göremedim ben. Yolda yürüdüm. Valla bak hiç görmedim lan. İlk defa vaşak gördüm o kadar net. Hayvan bildiği yoldan geçip karşıdan yürüdü yani. Vahşi doğada bir tane de kirpi görebildik çok. O da geri kaçtı. 8-10 tane. Allah göstermesin de gelip ayıya karşılaşmadık ama. Küçükken fare dedi. Fare, küçük fareler çok vardı. Kirpiyi gördüm ya bence. Hatta bir tanesi de kurbağamı, farenin ikilende kaldı bir tane. Fare. Güzel geldik, iyi geldik. Ben de 3 yıl geldim. Kaçtı, 3 müydü? Kanka 1'de öteki tarafa vardık. Bunu olmaz dedim. Bir saat daha yolumuzda, 2'de buradaydık işte. Evet. Değil mi? 2'de falan. 3'te yattık. Hayır, çadırları madırları. Çadırları kurduk, 3'te yattık aynen. Tabii biz kaçta kalktık kanka? 9.40. Ben saate baktım, 9.40. Sen baktın ya, ben de saate üstüm. 9 muydu? Küfretmiyorum. Bunlar daha çok uyudular biraz. Ben ona kalktım zaten. Ne biçimde abi o? Ben yok. Tamam. Böyleydi. Uyuyor ya. Yemin ediyorum o kadar ses duyuyorum ben dışarıda. Hiç seni karşılık vermiyor. Yıldırım Muhammed ya. Kesin şuraya düştü. Direkt böyle, direkt. O fenaydı ben ya. Ben irkildim ama. Çok fenaydı kanka. Ben de diyorum ki onlara düşen. Hiç sallama, gel çıkalım diyorum, hiç sallama. Boş ver diyor. Onlar canım ağaca daha yakın, onlara düşen. Ben normalde ağaca geldim. Moruk çok sıkıntı, direkt altındayız ya. Duygu'nun babası şey dedi ya, ağacın altına dikkat edin. Bütün uykuda kapanma oluyor. Ağaca dikkat edin, ağaca dikkat edin. Kayınpederin sözünü dinlemezsen. Hayır yani, kurun yanıya yaşta yanacak yani. O amman da olacak.
Bu küçük gölet, sessiz sakin, kendi kendimize kalmak istediğimizde kaçtığımız, telefonun çekmediği, huzur bulduğumuz yerlerin başında geliyor. Amatörlük. Spor ayakkabıyla Bolu'ya yağmurlu bir günde kampa gelmişiz. Hadi sizinki neyse, benim botlarım nerede? Ben onu da unutmuşum. Kanka tutmuş ya ucuna ha. Yandık ya, Allah sana. Çoraplara bak, yarısına kadar ıslanmış. Kanka kampa geliyorsun diye bu kadar kötü çorap giymene gerek yok abi ya. Hayır o değil. Ayakkabılar piç oldu. Çeyizinden çıkardı onları. Pierre Cardin'i. Güzel bir Adidas'lar gitti. Yıllık ayakkabılarla, çoraplarla gelmiş pazara. Aynen ayakkabıyı bu, gitti ya. Tam burjuva stil ya. Pierre Cardin çoraplarla gelmiş adam. Bu söylüyor değil mi? Bir dakika. Pierre Cardin. Kampa Pierre Cardin çorapsız gidemem. Bir şey değdiriyor kanka. Hani %100 pamuk yanmaz, anladın mı? Oradan dönüyor. Kalite. Kalite. Altın Nike ya. Bir tane uzun aldım ya. Ama beyaz tutmalı. Pazar dün benimkiler de yapıyor. Benimkiler hep pazar. 3 lira. Hocam şu an neredeyiz? Bolu. Aladağlar. Abant'a kaç kilometre burası? 50 falan galiba ya. 50 mi? 25-37. Evet tam 50 falan olabilir. 50 küsür falan. Akşam vallahi gözü görmüyordu. Çok video yapamadık. Burada çok bir çekim sağlayamadık. Biraz tırsingen olduk. Aa, orada garip bir çiçek var. Bir tık daha sonrası gözü görmeyecek. 10 numara ya. Hava da şu an herhalde 10 ile 15 arası. 12-13 falandır. Gençler kaçın. Kaçın geliyor. Köfte de kaldı. Açmaz mı dersiniz bu hava? Açar da şimdi değil. Çok zor gözüküyor. Değil mi? Hiç böyle... Yani şu an acayip bir şey çöktü ya. Yurcan Bey ne yapacağız? Yapacak bir şey yok, oturacağız. Başladı. Kaçın. Kaçın. Yok, onu getirdik. Benim sandalyemi yakınlaştırın. Ateşi yaktı da. Yağmur başladı. Nasıl mübarek insan sakin. Haydi bunu oynayalım. Yağmur da değil, fırtına geldi. Aynen. Ateşlik şansı. Son bir gücü vardı ama. Hadi lan. Bir acaba dedik ama. Aa, rüzgar döndü kanka. Oradan buraya vuruyor. Aynen, çek. Yağmur yağınca biz burada kaldık. Bekliyorum. İnşallah gider. Senin dediğin olacak galiba. Bu pek geçecek gibi de gelmiyor. Çok vallahi güzel. Her yer kapalı baksana. Evet. Hiçbir açıklık da yok yani. Yukarısı da gürüldüyor yani. Aynen. Çakacak birazdan. Hızlıca bir odun yapalım. Biraz lazım oluyor köz için. Isınma işini çözemiyoruz da. O kadar da aşırı soğuk yok zaten ya, 10 derece. Baksana burayı kazmışlar bildiğin. Niye lan? Ne bileyim, kesin bir şey aramışlardır. Adamlar götürüyor. Ben de bu. Kök yakaladık. Birazdan gene yağmur gelir. Çok iyi ya. Ya.
Evet. Maşallah gözlerin şahin gibi. Hanım gözüm yedi o adamlar akıllı. Yağmurdan az etkilenebilmek için yaprakları alta çekiyor. Yoksa yağmur vuruyor ya. Kafa çalışıyor. Bu da ne biçim bir odun dizme stili oldu ya. Bu nedir Allah aşkına? Şuraya bak. Ordundan kim dizmiş olabilir? Altı sokuşturmuş her yeri. Nerede delik gördüyse atmış içeri bak. Abi adam bir de orman endüstri mühendisi olacak ya. Orman Ormanın derinliklerine geldik. Kuşlara bak. Atmosfer mükemmel ama. Bol oksijen. Ayaklarımız çok ıslandı ya. Spor ayakkabıyla Bolu'da 10 derecede full sağanak yağışlı kampa geldik. Herkesin ayaklar sırılsıklandı tabi. Terlikte daha az ıslandı ya. İş bitti. Kendimizi yaktık. Kankacığım, yanan çorabımız olsun. Adam! Hayatlarımız değil. İşte özlü bir söz. Temmuz'un bugün 3'ü galiba. Geçen gün İstanbul'da 35 dereceydi. Şu an Bolu'da 10 derece. Ve yağışlı yağmurlu. Aslında soğuk istemiştiniz ama biraz fazla mı oldu ya? Geçen günkü İstanbul sıcağından sonra. Evet evet biraz. Bir tık fazla oldu sanki. Bitti mi? Dereceyi bir 5 derece 6 derece falan. Yükseltmek lazımdı. Bir de yağmuru bir keseydik. Ben keyif aldım ya, güzel oldu. Yağmur olmasa iyiydi. Evet atraksiyonlu oldu ya. Yağmura rağmen güzeldi ya. Resmen 5 mevsim yaşadık oğlum. Bir sis geliyor, bir yağmur geliyor, bir güneşli bir şey oluyor. Gene yağmur, gene sis. Bir kar görmedik, kar görsek. Zaman nasıl geçti hiçbir şey anlamadım ha. Evet. Kitap git. Okurum falan diyordum. Nerede okuyacağız? Ya hep bir enter havaları kitap okuyacakmış. Projeksiyon konusunu o fanteziyi yapabiliriz. Gürcan. Nasıl yapacaksın? Bez mi? Tenteye bir tane bez, beyaz perde koyarız. Ben projeksiyonu getiririm. Olur, yansıtırık. Ondan sonra elektrik hattı. Adamın prizi var lan. Yok mu priz? Var. Şeyden de indiririz Netflix'e bir şeyler. Aynen. Of. Film izleriz ya. Güzel olur. Bak. Bir sonraki fanteziyi kurduk, tamam. Zombie. Tamam. Çok güzel. Planlar hazır. Bir sonrakine -8'e gideriz. Ağustos'ta. Ağustos'ta -8. Ağustos'ta yapabiliriz bir şey. Ben uydururum, siz ayarlayacaksınız. Ben de uyuyorum. Batan gemi menüsü. Gece kapanışı. Saat kaç da? 12 mi? 11. 11 mi? Şey kanka şey. Oo bak, seninki efsane gözüküyor. Ya. Yeah. Köfteli möfteli. Maşallah yine buz gibi bir havaya kalktık ya. Dün gece yağmur yağdı. Allah'tan çok rüzgar yoktu. Ha, tente duruyor. Şimdi bir toplanacağız. Kahvaltıyı yapıp hazırlanıp artık devam. Altı biraz horluyor mu ya? Az bir şey horlarım kanka. Az mı? Az az. Az değil mi? Birazcık horlarım. Evet. Beni yan yatıracaksın canım. Evet, taktik koymuş ya. Adam
sırt üstü yatıyordu herhalde. Bildiğin kükredi. Bir saat boyunca dinledim ama onun da susacağını hiç tahmin etmedim yan yatınca. Sonra birden kendi kendine yana dönünce. Cahilsin işte. Abi baktım meleğe döndü adam kuş gibi. Elif'cim eline sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Adam yaptı. Yürcan yapıyor. Biz de emek verdik. Adamsın. Ateşte Ahmet. Yumurta. Altı hiçbir şey yapmadım. Yumurtaları kim kırdı Yürcan? Afiyet etti be. Oğlum baştan desene lan kim olayım. Sen pes ettin gittin oğlum biz arkasını tamamladık. Aha pes etti. Önemli olan başlamak bitti demek. Kampınızı değerlendirin. Nasıldı? 10 üzerinden 3. Ya ortam olarak çok güzeldi de biraz yağmurdan zorlandık yani. Değil mi? Biraz soğuk vardı. Kanka, yok abi, o da bizden kaynaklandı. Eğer malzemeli gelseydik daha rahat geçerdi. Biz bayağı yazdık takıldık ama 10 dereceyi evet görünce ya. İş sıçtı. Evet, aynen. Evet, şu evet. Ayaklarımızı koruyabilseydik evet, hep o ıslan. Harika olurdu. Ayaklarımız ıslandı birazcık. Yoksa yine soğuğa falan biraz daha dayandık yani. Evet evet. Gece tulum olayı çok iyiymiş ya. Gerçekten mesela hiç düşünmedim abi. Moruk tulum olayı arabada da çok iyi. Bak pıt pıt koyuveriyorsun hiç yer İkinci kaplamıyor. İkinci gece tulumu evet. Daha tulum iyi çözdüm. Tulum olayında aklıma hala yatmayan yerler var kanka yani. Bana bana biraz şişiyor. Yani halledemedim pek yani. Ben ikinci aşamayı çözdüm. Bayağı şey ayakları falan da çözdüm. He sokabildin mi şeyi? Bu daha ayaklarını yeni sokabildim. Daha yeni istedi de. Kardeşim mutluluğu ayakları sokmakta buluyor yani. Bizim kafam böyle boynumda kalıyordu, burada kalıyordu. Onu da çözdüm sonra. Ahmet çekti alttan. He onu aldı. Altta fazla kesin kalıyor belli ki. Kesin pot vardı diye bağırıyor. Pot vardır pot. Yoksa gece hiç düşmedim ya. Yok aynen. Gece çok rahat uyudum. Moruk oturum düşmezsin zaten. Oturum bayağı donla yatarsın yani. Aynen. Tulum olayı müthiş ya ve kesinlikle kamp yapacak adamın olması gereken bir malzemesi. En baştan yani. Söyledim işte. Yok yani. Biz daha öncekilerde 3-4 kamp oldu. Battaniye evet, ben 2 battaniye getiriyordum. Ben kalın kalın bir tane eve yapıyordum. Arabaya da sığamıyoruz. Yorgan, battan. Ama yorganımızdan da eksik kalmıyoruz. Tişörtle ve şortla yattım. Hiç sıkıntı yok. Ben o seviyeye geçmedim bilerek ama hiç de sıfır üşüme yani. Terlemedim de ben ya bu arada. Hani bunlarla yattım ama seni çıkardım. Eksi kaçtı bunun şeyi kanka? Eksi 45 miydi? Eksi 28. Şey bizimse eksi 15. Sağ olsun bir şey hissetmedim dedim kanka 15 derecede. Oğlum ben normalde üşüyen bir tipim. Çok güvenemedim yani. Tamam da yani kanka adam evde var getirmedim diyor ama o kadar soğuk olmaz diye. Bu diyor ah üşümedim iyi çok. Mevki çok ince ya. Tamamız kardeşim. Sağ salim geldik. Ağustos'ta görüşürüz. Arkadaşlar artık Ağustos'a plan yapıyorlar. Ağustos'a plandayız aynen. Canım görüşürüz. Tamam hadi bakalım. Abi de yatağımı unuttum lan. Yatağı kaçtı odaya mı? Şey tulum. Ha o kalsaydı ya. O kalsın. O malı iyi.